Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi Hristiyanlar e, Hazreti İsa'yı Tanrının oğlu kabul ediyorlar onu logos kabul ediyorlar yani aslında Tanrı'yla eşit bir dereceye sahip olduğuna inanıyorlar tabi biz Müslümanlar e, Hristiyanları eleştirirken aslında e, olayı biraz indirgiyoruz yani insani bakış açısıyla koskoca Tanrı nasıl bir insan doğurabilir şeklinde bir eleştiri yapıyoruz ama aslında böyle bir eleştiri yapmamızın da kaynağı Hristiyan teolojisini tam olarak anlayamam, anlayamamış olmamız. Ee, yani Hristiyanlar bunu çok tartışmış. Onlar da biliyor bunların basit bir olay olmadığını. Tarih boyunca bu logos konusunu tartışmışlar. Yani İsa nasıl olur da Tanrı'nın oğlu olur? Yani bunu mantıken çözmeye çalışmışlar ve kendi e, şey kendi araştırmaları sonucu ...kendi düşünmeleri sonucu bir sonuca varmışlardır. Tabii kendi aralarında da ihtilaf vardır. Bugün bu logos konusunu işleyeceğiz. Ee, Muhammed Tarakçı hocamız... E, makale ...Milel ve Nihal dergisinde makale yayınladı. 10 e, sene önce olması lazım. Bunun linkini de aşağıda vereceğim. Oradan da kendiniz okuyabilirsiniz. Çok güzel bir makale gerçekten. Yani ben bunu tekrar okumayı düşünüyorum. Evet, başlayalım. E, önce bir makaleleri verirken... ...öz kısmını bir vermek istiyorum. Yani hoca... Genel bir çerçeve çiziyor çünkü burada. Sizin de e, bu derste nelerle karşılaşacağımız, karşılaşacağımızı görmüş olmanız için önemli. Okuyalım öz kısmını. Logos doktrini Herakleitos, Platon, Stoacılar, Filo ve Yahudi felsefesinde ele alınıp tartışıldıktan sonra Yuhanna İncili vasıtasıyla Hristiyan teolojisi ve felsefesine de nüfuz etmiştir. Bu makale, Logos doktrininin tarihi gelişimini kısa bir ön bilgi olarak verdikten sonra, yeni ahitte alem yaratılmadan önce var oldukları kabul edilen varlıklar, ezeli mesih, ruh, logos hakkındaki görüşleri ele almaktadır. Makalede ayrıca ilk dönem Hristiyanlar, Hristiyan yazarların Logos doktrini hakkındaki farklı görüşleri, testis doktrini ile bağlantılı bir şekilde tasnif edilerek verilmektedir. Sonuç kısmında bulgular kısa bir özet halinde sunulmakta ve logos doktrini ekseninde Hristiyanlıkta felsefe teoloji ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Evet bu sonuç kısmı çok hoşuma gitti gerçekten. Hoca çok güzel yazmış. E, orayı da dinlemenizi tavsiye ederim. Evet başlayalım. Pek çok Hristiyan dokması, öğretisi ve uygulaması Hristiyanlığın ortaya çıktığı ve geliştiği ortamda etkili olan felsefi görüş ve akımlardan etkilenmiştir. Hristiyanlıktaki logos doktrini bunlardan biridir. Yani ee, Hristiyanlığın ortaya çıktığı dönemde bir felsefi bir trend var yani bir şey e, moda var diyelim. İskenderiye biliyorsunuz Kudüs'e çok uzak değil yani Mısır oradan e, ticarette yapılıyor. Orada birçok Yahudi de yaşıyor. Hazreti İsa neydi? Kendisi Yahudiydi zaten. Havariler neydi? Onlar da Yahudiydi değil mi? Yani burada e, ne anlıyoruz? Hristiyanlık aslında e, şeyden e, işte bu İskenderiyedeki felsefeden etkilenmiş olabilir. Logos doktrini nasıl kullanılmıştır? İsa'nın tanrılaştırılmasında kullanılmıştır ve vahyin açıklanmasında da kullanılmıştır. Bu vahyin açıklamasını bir makalede yine işleyeceğiz yakında. Şimdi Logos'un grekçe anlamları hesap etme, söylenti, rivayet, açıklama, akıl, değiş, terim, söz, kelam gibi gördüğünüz gibi birçok anlamlara gelebiliyor ama genelde teolojik anlamda şimdi kelam kelimesi Kitab-ı Mukaddes'te geçtiği için özellikle bu söz ve kelam çerçevesinde dönüyor. Evet Tanrı'nın kelamı teolojide böyle diyoruz veya logosu. Logos. Evet şimdi Stoacılar çok etkilemiştir arkadaşlar. Bu e, hem Yahudileri hem Filo'yu mesela İskenderili Filo'yu onu da ona da değineceğiz. Hem de Hristiyan düşüncesini Stoacılar özellikle etkilemiştir. Bu kozmo, kozmosla ilgili görüşleri özellikle. Şimdi Stoacılar Logos fikrini dini anlamlarıyla en derin kullananlardır. Stoacılardan da önce kullananlar olmuştur ama sistematik bir şekilde ve e, Yahudi teolojisine en yakın bir şekilde Stoacılar aslında yorumlamıştır. Platon'un idealar dünyasına karşı çıkmışlardır. Çünkü onlara göre bütün varlıkların bir cismi vardır. Yani böyle idealar, böyle şeyler yok. Varlık dünyası ikiye ayrılır. Stoacılarda yine aktif ilke, pasif ilke. Pasif ilke şekil verilmemiş ve özelliği olmayan ham madde. E, bu pasif ilkedir. Yani hiçbir aslında gücü yok. E, aktif ilkenin gücü var. O ham maddeye form kazandıran ve onu düzenleyen akıl veya plandır. Evet bakın burada akıl veya plan. Bu da ne olacak arkadaşlar? Bu da logos halini alacak. Bu aktif ilkeyi logos, tanrı veya evren ruhu veya latince anima mundi olarak isimlendirmişlerdir arkadaşlar yani animamundi zaten evren, evren ruhu demek monizmi savunurlar stoğacılar tanrı evrende içkin bir varlıktır ee, yani tanrı şeyden ayrı değil evrenin dışında olan bir şey değil bu açıdan aslında yahudile tam da uymuyor öyle değil mi bu sebeple bu yorumlanacak sonra filo tarafından daha da genişletilecek yahudile uygun hale getirilecek Evet stoğacılarda logosun anlamı alemin akli düzeni, içkin doğal kanun, varlıklarda gizli halde bulunan hayat verici bir güç, duygular dünyasının üzerinde işleyen bir güç yani tanrı logostur logos da tanrıdır stoğacılara göre. Stoğacılarda logos ayrı bir varlık değildir Yahudi felsefesinde ayrıdır arkadaşlar yani burada logos ile tanrı aslında özdeş. Fakat Yahudilerde Logos Tanrı'dan çıkacak Tanrı'dan çıkması lazım bu dünyaya etkileşime geçebilmesi için onlara göre. Şimdi onlara bakalım. Evet Yahudi felsefesinde Logos konusu. İskenderiye'de Helenizmin etkisi altındaki Yahudi düşünürler miladi ilk iki asır içinde Logos ve hikmeti somutlaştırma eğiliminde olmuşlardır. Şimdi arkadaşlar İskenderiye biliyorsun Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz'e sahil Akdeniz sahilinde bulunuyor adından da anlaşılacağı üzere Helenler tarafından kuruluyor. Biliyorsunuz Büyük İskender fetihlerle Mısır'ı da ele geçiriyor. Çünkü Mısır'ı almak demek oradan Firavun olmak demek. Ne demek? Tanrı olmak demek. Büyük İskender Tanrı olmadan hiçbir yere gitmek istemedi. Gitti oradaki e, Orakle bile e, bu kehanetlere bile başvurdu. Onun Horus'un olduğu, oğlu olduğu falan ilan edildi. Yani Mısır çok önemli dina tarihinde hem de e, dünya tarihinde. Her neyse İskenderiye döneminin Ptolemeos dönemi arkadaşlar, Ptolemeos onlar Helen konuşuyor, e, Grekçe konuşuyorlar zaten. Grekçe konuştukları için de orası bir de çok fazla özgürlük var. Mesela Yunanistan'da kadınlar asla devlet başkanı olamazken, İskenderiye'deki devlet başkanı kadın olabiliyor. Mesela Kleopatra, en meşhur 7. Kleopatra biliyorsunuz. Çok büyük özgürlük alanları var. Dolayısıyla İskenderiye'deki kütüphaneyi de biliyorsunuz, meşhur İskenderiye kütüphanesini. Bütün bu dünyadaki felsefeler aslında oraya gelip rahatça tartışır, tartışabiliyor. Orası aslında bir bilim merkezi aynı zamanda ve dünyanın döneminin o dönemdeki dünyanın en büyük ve en güzel şehri. Yani oradaki saray dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor o dönemde. Oraya gelen hayranlıkla ayrılıyor. Yani İskenderi muhteşem bir yer ve nüfusunun üçte birinin Yahudi olduğuna dair görüşler de var. Yani birçok Yahudi de orada yaşıyor. Şimdi e, Yahudiler biliyorsunuz orada yaşadığı için orada e, ister istemez değişik felsefelerle karşılaşıyorlar, onlara cevap bulmaya çalışıyorlar. Çünkü kendi teolojilerine aykırı birçok şey. E, fakat bunlara nasıl cevap vereceksiniz? Eğer cevap veremiyorsanız onun dinine geçmen gerekir ve onun düşüncesini kabul etmen lazım. İnsan sürekli cevap arayışı içerisindedir. Onlar da e, onlara cevap verebilmek için onlara uygun bir şekilde kendi dinlerini açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre logos ve hikmet Tanrı ile özdeleştirilen bir ilke ve güç değil. E, Tanrı'na farklı bir varlık ve Tanrı oğlu halini almıştır. Tabi bunlar mecaz yani Tanrı oğlu derken e, bunun gerçekten yeryüzünde bir bebeğin doğması şeklinde anlamıyorlar tabii ki. Evet, Tanrı logos yerine Tanrı'nın logosunu tercih etmişlerdir. Şimdi İskenderi ile Filo çok önemli bir Yahudi düşünür. O Tanrı'nın ve maddi dünyanın arasında bazı aracı güçlerin olduğunu düşünüyordu ve bunların arasında en önemlisinde logos olduğunu düşünüyordu. Logos da yaratılmış tüm mahlukatın en eskisi ve en evrenseli kabul ediliyor. Filo, Tanrı ve logosu birleştirmiştir. Ee, mesela dabar e, kitabı mukaddes'te dabar geçiyor Tanakh'ta, tanrının kelamı demek. Bunu alıyor. E, Herakleitos ve Stoacılardan logos doktrinini alıyor ve Platon'un idealar düşüncesini de alıyor. Ne yapıyor? Bunları harmanlayarak kendi düşüncesini ortaya atıyor. Şimdi Platon'a göre görülen ve hissedilen alem idealar dünyasının bir imajıdır. İmajdır Yani biliyorsunuz zaten Platon'un görüşünü. Şimdi Tevrat'ta şöyle bir ifade var. İnsan tanrının imajında yaratılmıştır, değil mi? E, imajında. Filo'da diyor ki insan tanrının imajının bir imajıdır. Şimdi tanrının imajı var ya demek ki ne varmış? Tanrının imajı var. İnsan da tanrının imajından yaratılıyorsa imajının bir imajı haline alıyor. Yani tanrı imajı burada tanrıdan ayrı bir şekilde logos anlamını anlamına geliyor şeyde filoda. Evet Filo'ya göre Logos 3 varlık aşamasına sahiptir. Birincisi Logos Tanrı'nın bir düşüncesi olarak ezelidir. Bu önemli. Logos ezelidir. Neden? Tanrı çünkü sürekli yani düşünmeyen bir Tanrı hayal edebilir misiniz? Tanrı her zaman düşünüyordu. Ezelidir bu sebeple Logos. 2. Alemin yaratılmasından önce Tanrı Logos'u cisimsiz bir varlık olarak yaratmıştır. Onu alemin yaratılmasında bir araç veya plan olarak kullanmıştır. Şimdi alem yaratılmadan önce önemli. Şimdi şey Tanrı'da var ya logos. Şimdi alemi yaratmak istiyor Tanrı ne yapıyor? Logosunu çıkartıyor içinden. Çünkü onu aracılığıyla yaratacak. 3. Tanrı logosu aleme yerleştirmiştir. Tanrı alemde içkin olan bu logosu alemin her bir zerresini yönetmek için bir araç olarak kullanmaktadır. Yani buradaki logos nedir? Tanrı'nın bir aracı, bir gücü. Yani logosla her şey yapılabiliyor. Ee, i̇nsan gibi aynı. İnsan da mesela beynimiz olmasa, aklımız olmasa değil mi? hareket edemeyiz. Bir şey yapamayız, tasarlayamayız, inşa edemeyiz. Ee, bizde nasıl akıl şartsa bir aktif olmamız için Filo'ya göre Tanrı'da da e, akıl olması şart. Yani logos olması şart bir fiiliyatta bulunabilmesi için. Şimdi, Filo, Tanrı'nın aşkınlığını korumak istemiştir demiştim. Bu amacına uygun bir Logos doktrini geliştirmiştir. Tanrı mükemmelse kötülüğün kaynağı olamaz. Çünkü Tanrı mutlak iyidir. E, Tabi bu da tartışılır. Ama genel olarak mutlak iyi kabul ediliyor. Felsefede de. E, ve bu sebeple e, kötülüğün kaynağının da Tanrı olamayacağını düşünüyor. Filo olsa olsa bu Logos çerçevesinde açıklanabilir diyor. Çünkü Logos biliyorsunuz Tanrı'dan huruc ediyor, çıkıyor. Yahudi düşünürler Tanrı'nın yanında ezeli varlıkların olduğunu düşünüyor. Mesela hikmet ve Logos gibi. Şimdi e, yeni ahite bakalım. Hristiyanlık bağlamında. Logos'a üç farklı yaklaşım vardır. Sinoptik İncil'ler, Yuhanna İncil'i ve Pavlus'un yaklaşımına bakacağız. Pavlus'a göre ezeli hikmet veya şeriat ezeli mesihtir. Bakın ezeli mesihtir. Bu önemli. Mesih demek ki Pavlus da ezelidir arkadaşlar. Tanrı'nın öz oğlu, bütün varlıkların ilk doğanı, Tanrı'nın gücünün nefesi, Tanrı'nın iyiliğinin imajı. Yani burada aslında bu, bu ifadelerde e, hikmet bağlamında da hikmeti de açıklıyor. Bu sebeple hoca diyor ki aslında İsa burada hikmetle aynı anlama geliyor. Yani bu açıklamalardan aslında logosun İsa olduğunu da düşünebiliriz. Sinoptik İncil'lerde İsa değil kutsal ruh ezeliğidir. İlahi alemde sadece Tanrı ve Kutsal Ruh bulunmaktadır. Yani İsa'ya bu e, tanrısallık sonradan geliyor diyorlar. Yuhanna İncili'ne göre önce ilahi alemde sadece Tanrı ve Logos bulun, bulunmaktaydı. Pavlus'un ezeli Mesih'ini, Filo'nun Logos'unu birleştirmiştir. Yani Yuhanna İncili in en karışığı gerçekten. Zaten e, bir ilk 18 paşa, pasajı biliyorsunuz. Bu Logos şiiri gibi aynı. E, çok uzun bir metin Logos'u anlatıyor felsefi bir şekilde Yuhanna İncili çok felsefi bir metin bu sebeple sinoptik İncillere hiç benzemiyor. Orada tamamen Ta İsa'nın ezeli olduğu ve Logos olduğu ifade ediliyor. Evet şimdi Yuhanna'ya biraz daha bakalım. Yuhanna'da Logos. Şimdi Yuhanna'nın Logos doktrini 3 temel üzerine dayanmaktadır. Birincisi Pavlus'un ezeli Mesih ile görüşleri, Filo'nun ezeli Logos yaklaşımı ve Tanah'ın ezeli hikmetle ilgili cümleleri. Pavlus ezeli Mesih'i hikmet ve kutsal ruh ile özdeleştirmişti. E, onun kutsal ruhtan bahsetmiyor aslında Pavlus, e, ama on, onun Mesihinin hepsini kapsadığını düşünüyoruz. Onun kullandığı hikmet veya kutsal ruh terimini logos ile değiştirdi. E, şey, Yuhanna Evet, Yuhanna ne yapmış? Pavlus'un bu hikmet ve kutsal ruh terimini atmış, onun yerine ne yapmış? Logosu yerleştirmiş. Yani daha geç bir zamanda, Pavlus'tan da sonra. Yuhanna'da kutsal ruh ile logos aynı mı belli değildir arkadaşlar. Yani bu konuda bir ifade yok, tartışılıyor tartışılıyor Hristiyan teologlar tarafından. İncil'inde teslis vardır e, Yuhanna'da. Fakat İsa doğduktan sonra teslis gerçekleşiyor. Yani İsa daha doğmamışken teslis yok. Peki, bazı sorular var, önemli sorular. Hristiyan teologlarını oldukça meşgul etmiş sorular bunlar. Birincisi, İsa Mesih'in doğumundan önce teslis var mıydı, yok muydu? Şimdi teslis, biliyorsunuz üçleme ama İsa yokken nasıl teslisten bahsedeceksiniz? O zaman sadece kutsal ruh ve Tanrı'dan söz etmemiz gerekiyor. Yani baba, logos, e, burada İsa tabi şimdi e, İsa ezeli olarak Tanrı'da bulunduğu için logos diyebiliriz. Baba logos ve kutsal ruhtan mı oluşmaktaydı teslis ondan önce? Veya aslında logosu da çekersek çünkü İsa daha yok. Ama Yuhanna'da biliyorsunuz logo zaten ezelden beri Tanrı'daydı ama Baba ve Kutsal Ruh orada direkmen karşımıza çıkıyor kişi olarak. Şimdi Yuhanna'nın vahiy kitabında logos somut bir varlıkmış gibidir. E, hoca anlatıyor bunu makalede bakabilirsiniz. Ben kısa bir yerini aldım. İşte gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Bir tane atın üstünde bir kılıçlı bir adam anlatıyor. Başında çok sayıda taç var. E, Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. Yani Tanrı'nın Sözü yani Logos burada sanki bir e, şeymiş gibi bir insanmış gibi anlatılıyor. Evet ilk dönem Hristiyan yazarlarda Logos'a bakalım. Hristiyanlık Logos felsefesi sayesinde Paganlar arasında yayılmıştır diyor hoca. İlginç bir düşünce gerçekten. E, Justin Martyr'in bir sözünü paylaşıyor. Logos'la uyum içinde yaşayan kişi ateist olsa bile aslında Hristiyandır. Velev ki bu kişi Sokrates, Heraklitos gibi Grekler arasında yaşayan, pek çokları gibi Barbarlar arasında yaşayan bir kimse olsa bile. Yani burada aslında Hristiyan olmaya gerek yok. Zaten logosu logosu kabul etmiş hayat felsefesi olarak logosu yani aklı ve hikmeti kabul etmiş insanların zaten Hristiyan olduklarını ifade ediyor burada. Origen logosu ikinci tanrı diye adlandırmıştır. E, bu da soğacılar gibi onlarda da tanrıyla özdeşti ya. Burada da Origen'de de logosun ikinci tanrı olarak anlatıldığını görüyoruz. Felsefede zamanın genellikle alem ile birlikte var olduğu kabul edilir. Yani maddi ve zaman. Bu madde ve zaman aynı anda var oluyor. Yani alem yaratılmadan önceki varlıkların da ezeli olduğu düşünülüyor. Çünkü alem yoksa zaman da yok. Dolayısıyla zamansızlık, bir ezelilik var alem yaratılmadan önce. İsa Mesih'in alem yaratılmadan önce var olup olmadığı tartışılmaktadır. Evet her şey buna dayanıyor. Ve soru teslis ne zaman oluştu? Şimdi Hristiyanlarda üç görüş var. Birincisi Tanrı ve ruh ezelidir. Mesih dirildikten sonra teslis oluşmuştur. Ignatius ve Clement, kilise babaları bunlar bunu savunuyor. Yani e, Mesih aslında burada ezeli değildir. E, yani Testis de bu sayede ezeli değildir. İkincisi Tanrı ve Hikmet ezeli'dir. Bundan teslisin Testis'in ezeli olduğu çıkarılabilir. Üçüncü de Tanrı ve Mesih ezeli'dir. Burada da Testis'in ezeli olduğu düşünülüyor. Şimdi logos iki anlayışlı ve tek anlayışlı logos şeyler var, yaklaşımları var arkadaşlar. İki iki aşamalı biraz daha şey, biraz daha e, nasıl diyelim? monoteizme doğru biraz daha yakın. Çünkü ilk başta Tanrı var tek başına sonra Logos ortaya çıkıyor. Tek aşamalı öyle değil. Tek aşamada Tanrı ve Logos yan yana her zaman vardı. Teslis dahil yani İsa Mesih dahil yan yana sürekli vardı. Yani İsa Mesih de burada ezeli falan oluyor. Burada biraz daha yaklaşımlara dikkat etmişler. Grek kilise, kilise babalarında iki aşamalı Logos anlayışları. Justin Martyr Logos, ezeli olarak Tanrı'yla birlikteydi diyor ve daha sonra Tanrı, alem yaratılmadan önce onu ortaya çıkarmıştır. Yani Logos zaten Tanrı'daydı. Çünkü düşünemeyen bir Tanrı hayal edilemez, e, fakat sonradan bunu çıkartıyor Tanrı. E, yani tabi bunu çıkarırken e, Tanrı'dan Logos akıl gidiyor mu? Yani böyle bir de bir soru sorabiliriz kendisine. Atenagoras şöyle diyor, alemin Tanrı'nın Logos'un aracılığıyla yaratıldığına inanıyor. Hristiyanların logosa aynı zamanda Tanrı oğlu dediklerini, de, dediklerini de ifade ediyor. Hippolytos da güzel açıklıyor bunu, e, okuyabiliriz. Şöyle, Tanrı ezelidir. Ezelde ona eş, onunla birlikte bulunan hiçbir varlık yoktur. Tanrı ezelde tek başına varlığını sürdürürken bile kendi içinde çokluk içinde bulunuyor. Yani sıfatlarını kastediyor. Zira Tanrı'nın akıldan, hikmetten, kudretten ve düşünceden Yoksun olduğunu söylen yoksun olduğu söylenemez arkadaşlar. Demiştim zaten. Bütün bu şeyler ezelden itibaren Tanrı'da bulunmaktaydı. Logos'un ilk aşaması işte budur. Logos ezeli olarak Tanrı'dadır. Ya yani tamam Tanrı tek ama içerisinde ne var? Ee, birçok sıfatları var. Mesela çok güçlü, merhametli falan. Siz bunları ayırabilir misiniz Tanrı'dan? Yani merhametsiz bir Tanrı mı oluyor o zaman? Yani böyle güzel aslında bir akıl yürütme bu logosunu belirlediği zamanda ortaya çıkartmıştır. Yani sonradan çıkarmıştır logosunu ortaya ve logosla bütün varlıkları yaratmıştır ve bu tabi hikmetiyle, planıyla her şeyi her şeyi yaratmıştır. Şimdi Latin kilisesinden Tertullian'a bakalım. Tertullian varlıklar yaratılmadan önce Tanrı yalnızdı diyor. Onun kendi içinde ve kendisi içinde, onun dışında harici hiçbir varlık yoktu. Tanrı'da akıl vardı. Bu akıl Greklerde logos Hristiyanlar arasında ise kelam olarak isimlendirilir. Yuhanna İncil'inde başlangıçta kelam vardı denilmesi nedeni de budur. Yani burada da aslında Tanrı'nın yalnız olduğu ve Logos'un sonradan aslında ortaya çıktı anlatılıyor. Şimdi Logos'un ezeli oluşunun oluşunu insan tecrübe edebilir diyor. Tanrı da sürekli vardı diye insan örnek veriyor burada. Bakın düşündüğünde zihninde kelam vardır. Değil mi? Ben şu an düşünüyorum. Aklımda kelimeler var. Onları size söylüyorum. İtirak ettiğinde de akıl var. Hazır bir şey var yani burada. Bu olmasa ben nasıl düşüneceğim, nasıl konuşacağım? Logos insanın ikinci şahsı gibidir diyor Tertülyan. Söz insandan farklı bir şeydir. Alem yaratılmadan önce Tanrı yalnız değildi. Akıl ve söz sahibiydi. Yani burada da ezeli bir şekilde Tanrı'da aklın ve sözün mevcut olduğunu ifade ediyorlar. Tabi İslamiyet'te de halkul Kur'an tartışması var. Kur'an yaratıldı mı? Yaratılmadım. Allah'ın sözü ya, yani Allah'ın sözü e, nasıl yaratılmış olabilir? Veya e, yaratılmamışsa Kur'an ezeli miydi falan? Yani bunlar biliyorsunuz tartışılıyor. Bunları dilerde de, değinebiliriz. Tanrı alemi ve varlıkları yaratmaya karar verdiğinde önce kendisinde bulunan sözü ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla sözün yani logosun veya oğulun harici bir varlık olarak ortaya çıkışı alemin yaratılmasından önce gerçekleşmiştir. Yani alem yaratılmadan önce ne yapmış? Oğul e, ortaya çıkmış. Oğuldan önce Tanrı baba değildir. Bakın bu önemli Teotoloyan'da. Şimdi baba olmak için ne olacak? Oğul olması lazım. Ama oğul yoksa baba da yok. Yani ortada babalık vasfı da yok. Günah işlenmeden önce de yargıç değildir. Yani tamam Tanrı yargıç ama e, günah işlenmiyor. Mesela dünya yaratılmamış. Günah diye bir şey yok ortada. Ee, tabi bunlar tabi felsefede tartışıldı. Şimdi zamanla zaman felsefesi açısından değerlendirmek lazım. Şimdi Tanrı üzerinden zaman geçmiyor ki. Yani maddi evreni evren tamam burada zaman geçiyor ama günah ne zaman işleniyor? Tanrı katında günah ne zaman işleniyor? Yani Tanrı katında zaman yok ki zaten. Hani böyle eleştiri de yapılabilir kendisine. Yani günahın ve oğlun olmadığı bir zaman vardır diyor. Günahın ve oğlun olmadığı bir zaman vardır. Yani testi sonradan ortaya çıktı diyebiliriz. Evet şimdi İrenaios'ta işler biraz değişecek. Onda Logos. Logos'un tek varlık aşamasına sahip olduğunu savunuyor. İrenaios başlatıyor bunu. Zamanla bu akım diğerini bertaraf etmiştir. Yani iki aşamalı yaklaşım terk edilmiştir. Günümüzde tek aşamalı olarak kabul ediliyor. Yeni yaklaşıma göre Logos tanrıdan çıkmış veya doğmuş haliyle ezelidir. Önceki yaklaşımın ikinci aşaması birinci aşamaya dahil edilmektedir. Yani doğmuş haliyle ezelidir. Öncekiler ne diyordu iki aşamalılar? Önce Logos içindeydi sonradan Logos dışarı çıktı diyordu değil mi? Bunlar ne diyor? Irenaeus ne diyor? Hayır o çıkma da çıkma hali de ezeliydi diyor. Çok karışık aslında. Irenaeus bu görüşü gnostiklere tepki olarak geliştirmiştir. Şöyle bir sözü var. Oğul eskiden beri. Evet en başından itibaren baba ile birlikte daima vardı. Yani oğul var. Eğer oğul daimi e ezeli olarak varsa baba da babalık vasfı da ezelidir bu durumda. Başlangıçta logos vardı e sözünden de logos ezelden logosun ezelden beri var olduğu ortaya çıkıyor diyor. Ona göre logos sadece İsa'dır. E felsefeciden kullanılmıştır. Akıl, kelam, idea gibi kavramları kullanmamıştır. Şimdi Origen'e bakalım. Origen de çok güçlü bir karakter Hristiyanlık tarihinde. Oğulun çıkması tıpkı güneşten ışığın çıkması gibi ezeliydir, sonsuzdur diyor Origen. E Tabi şimdi e, şimdi güneş ışığından biliyorsunuz ışık hareket ediyor. Yani günümüzde bu ortaya çıktı. Aslında bu da çok mantıklı bir açıklama değil günümüzdeki fizik açısından değerlendirdiğimiz zaman. Çünkü ışık da hareket ediyor. Yani ışığın aslında gelmemiş olduğu bir dönem de var aslında. Yani ilk bir başlangıcı olması lazım ışığın değil mi? Buraya gelebilmesi için bir yerden geliyorsa. Yani o zaman ezeli olamaz. Neyse o zaman bu fizik kuralları olmadığı için herhalde bunu açıklayamadılar. Oğlu meydana getiren şey kendi doğasıdır diyor. Oğlun babadan doğal doğum yoluyla çıktığı düşünülürse bu durumda hem oğul hem de babanın cismani ve maddi varlıklar olması gerekir. Yani bunu reddediyor Origen mantıklı bir şekilde. Gerçekten e, doğum olması için cismani varlık olması gerekiyor diyor. Yoksa nasıl doğacak? E, bu sebeple diyor ki böyle düşünmeyelim diyor. Yani e, doğum yoluyla çıkmamıştır. Ama ezili bir şekilde sürekli ikisi yan yana hep vardı diyor. Oğlun olmadığı bir zaman vardı demek de yanlıştır. Böyle bir iddia Tanrı'nın hakikat, hikmet veya yaşam olmadığı bir zaman vardı demekle aynı ölçüde yanlıştır. Yani oğul yoksa demek ki Tanrı'da hikmet de yok. Yani bu absürt bir şey diyor. Böyle bir şey teklif bile edilemez. Baba, oğul ve kutsal ruhun zamanla sırılandırmaları doğru olmaz. Onlar zaman üstüdürler diyor. Evet. Origen'de Logos ezelidir. Tanrı'dan doğuşu veya çıkışı da ezeli ve süreklidir. Yani evet bu Gerçekten hani anlaşılması da kolay değil açıkçası. Yani hem sürekli baba var, hem sürekli oğul var. Fakat bu baban neden baba oldu, oğul nasıl oğul oldu açıklanmıyor burada. Ama bunlar hep vardı. Ama nasıl e, bilmiyoruz. Zamanla bu görüş kabul edilmiştir ama Hristiyanlıkta iki aşamalı logos anlayışı terk edilmiştir. Günümüzdeki hakim görüşte yine e, aslında e, oğulun ezeli oluşu. Şeyde de, İznik konsilinde de biliyorsunuz bunlar tartışılmıştı bu kabul edilmişti. Evet sonuç kısmına bakalım. Güzel açıklamış demiştim. Bakalım şimdi. Sinoptik İncil'lerin Logos doktrini veya İsa Mesih'in ezili olup olmadığı gibi meselelere ilgi duymadıkları görülmektedir. Evet yani Sinoptik İncil'lerin çok umurunda değil. İsa ezili mi değil mi? Bu konulara çok girmiyor. Ezeli olanlar Tanrı ve kutsal ruhtur burada. Pavlos Tanrı'nın yanı sıra ezeli olan bir Mesih'ten söz etmektedir. Yahudi geleneğinde hikmete izafe edilen özelliklere, özellikleri Mesih'e atfetmiştir. Yuhanna İncil'ine baktık zaten ezelde Tanrı ve Logos vardır. Clement ve Ignatius'a göre Yuhanna İncil'inde bahsedilen Logos'u kutsal ruh olarak yorumlamışlardır onlar. İsa dünyaya gelince teslis oluşmuştur. Teslis ezeli değildir onlara göre. Yani Clement ve Ignatius'a göre teslis ezeli değildir. Önce İsa bir dünyaya gelsin ki İsa'nın Mesih'ten e, bahsedelim diyorlar. İskenderi ilgili Filo, Filo, Yahudi kendisi, Logos alem yaratılmadan önce iki varlık aşamasına sahiptir demiştir. Logos ilkin Tanrı'da mündemiş haldedir yani Tanrı'dadır. Sonra alemin yaratılışına aracılık etmek üzere harici bir varlık olarak gelmiştir Filo'ya göre. Bakın Filo ne kadar etkilemiş Hristiyanları burada ve Origen, e, Logos'un doğuşu ezelidir demişlerdi. Dedik zaten. Bunlar tek aşamalıyı kabul ediyorlardı. Logos doktrini İsa'nın vaaz ettiği bir öğreti değildir diyor hoca. İsa böyle bir şey öğretmemiştir. Sözlerinde de görmüyoruz. Sinoptik İnciller'de Logos doktrinine ait açık bir ifade veya imaya rastlanmamakla, rastlanmamaktadır. Evet Sinoptik İncil'lerde arkadaşlar biliyorsunuz Yuhanna İncil'i çok farklı. Yuhanna İncil'inin direkt yazılış amacı İsa'nın ilahiliğini ispat etmek. Fakat Sinoptik İncil'lerde öyle bir ifade yok. Sinoptik İncil'lerde İsa genelde e, kendi başına yaşayan e, insanların arasında çok gezmeyi de sevmeyen herkesin önünde mucize gerçekleştirmeyi de sevmeyen bir insan, bir kişi kendisine insanoğlu diye de sürekli hitap ediyor. Ama e, Yuhanna İncil'inde biraz daha onu uluhiyete doğru yükseltiyorlar. Pavlus bile Logos'tan söz etmemektedir. Evet Pavlus yani koskoca Pavlus. O bile Logos'tan söz etmemiş. Ama günümüzde Logos merkezi bir e, işle, işleve sahip Hristiyanlıkta. Logos felsefi ve mistik bir amaçla kaleme alınmış. O, kaleme alınmış olan Yuhanna İncil'inin ilk bölümünde işaret edilen bir düşüncedir. Evet felsefi ve mistik bir amaçla diyor. <laughs> Bakın Yuhanna İncil'i ne hocam? aslında güçlü bir argüman. Sonraki yüzyıllarda logos doktrinini merkezi bir din dokması haline dönüştüren Hristiyan yazarların Yuhanna İncili'nin ilk 18 cümlesini bütün bir yeni ahit külliyatının üstüne yerleştirdikleri görülmektedir. Evet yani burada da eee Yuhanna İncili'nin ilk 18'inde bu logos şeyi anlatılıyor biliyorsunuz. Bunu alıyorlar diyor hoca. Bütün Hristiyanlığın üzerine yerleştiriyorlar. Her şeyi buna göre yorumluyorlar. Ee, İsa'nın şahsiyeti, işte Tanrı'nın e, mahiyeti, hepsini bu 18 cümleyle açıklıyorlar diyor. Yani biraz abartıyorlar diyor. Yunan felsefede bu öğreti felsefi bir düşünce ve yaklaşım olarak sunulmuştur. Yani her şey Yunanistan'da başladı arkadaşlar. Yani bu logos. Eğer Yunanistan, e, yani bu Grek felsefesi e, olmamış olsaydı, bugün Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya logos denmeyecekti ve Tanrı oğlu da denmeyecekti. Yani burada e, hem Mısır'ın Kudüs'e yakın olması, hem de işte bu e, bu Helen bölgesinde birçok Yahudinin yaşamış olması da burada etkili olmuştur. Şimdi Lokos ile ilgili öğreti Yahudi teolojisinde bir inanç konusu haline asla dönüşmemiştir. Yahudi teolojisi tamam filo gördük Logos'tan bahsediyor ama onlar da inanç haline gelmedi yani bir felsefe olarak kabul edildi. Yine İslam felsefesinde de südür nazariyesi var, Südür teorisi var biliyorsunuz. Bu da aslında Logos'a biraz benzer. Çünkü Logos da Tanrı'dan çıkıyor. Südur'da da Tanrı'dan bir zuhur, bir çıkış var. Alem bu şekilde ortaya çıkıyor. Fakat bu teori bile, yani südür teorisi bile bir inanç doktrini değildir İslam'da. Bu bir felsefi, bir görüş olarak kabul ediliyor. O kadar. Yani bunu bütün herkes inanacak diye bir şey yok. Hristiyanlıkta öyle mi? Herkes kabul edecek diyor Hristiyanlar. Son cümle önemli. Hristiyan filozoflar felsefeyi Hristiyanlaştırmaya çalışırlarken aslında Hristiyanlığı felsefeye dönüştürmüşlerdir. Evet, çok güzel bir şekilde makale bitiyor. Yani Hristiyanlığı aslında ne yapmış e, şeyler bu kilise babaları? Felsefeye dönüştürmüşler. Yani günümüzdeki Hristiyanlığın bu e, İsa Mesih, Logos ve Tanrı arasındaki ilişki tamamen felsefi bir açıklamadır. Fakat e, burada ne olmuş? Aslında bir din felsefi dönüşmüş hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet sorularınız varsa aşağıda sorabilirsiniz. E, birlikte hep birlikte cevaplandırmaya çalışabiliriz. Veya merak ettiğiniz başka konular varsa onları da yazıp e, bu konulara değinebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.